nasıl yapıldıklarını, gerçek içeriklerini öğrendikten sonra tekrar yemeye cesaret edemeyeceğiniz lezzetli yiyeceklerden bahsedeceğiz bugün. Kimyasal maddelerden hayvansal atıklara kadar birçok zararlı ürünün yer aldığı bu yiyecekler midenizi bulandırabilir. Yiyeceklerin fabrikasyon süreçlerine geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir, sosis. Kahvaltı sofralarının ve elbette hot dogların vazgeçilmesi sosisler çok lezzetli, değil mi? Ancak birazdan bu konu hakkındaki fikirleriniz değişebilir. Çünkü size sosisin içeriğinde neler var ondan bahsedeceğiz. Sosis gibi hayvansal gıdaların etlerden üretildiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İçerisinde çeşit çeşit baharatların yer aldığı bu yiyeceklerin içerisinde bir de hayvan bağırsakları bulunmakta. Ancak bundan daha da fazlası var. Bu ürünlerin yapım aşamasında bir de hayvanların artıkları da kullanılmakta. Artık aklınıza ne gelirse afiyetle yediğimiz sosislerin içerisinde yer alıyor. Peki bu gerçeği öğrendikten sonra sosisli hot dog yemeye devam edecek misiniz? 2. Kırmızı yiyecekler. Kırmızı renkli içecekler her zaman lezzetli olmuştur. Fakat Starbucks geçtiğimiz günlerde bazı ürünlerinde kurutulmuş böcek içeren kokineal özü kullandıklarını açıklamış. Aslında zararsız olan bu bileşen Gıda ve İlaç İdaresi tarafından da yasaklanmış. Zaten böceklerden elde edilen bu ürün yıllar boyu renklendirici olarak kullanılmış. Ancak kurutulmuş böceklerden elde ediliyor olması insanın tüylerini biraz ürpertiyor, öyle değil mi? 3. Jelibon. Jelibonlar ilk kez 1920'li yıllarda Almanya'da üretilmeye başlanmış. O yıldan itibaren ise dünyanın dört bir yanında farklı şirketler tarafından farklı şekillerde, renklerde ve tatlarda üretilmeye devam ediyor. Peki ama çocukların vazgeçilmez abur cubur olan, yetişkinlerin de büyüse bile vazgeçemediği jelibonlar sağlıklı mı? Gelin buna siz karar verin. Jelibonların içerisinde jelatin, nişasta ve meyve sebze konsantreleri bulunmakta. Bizim ülkemizde ise jelibonlarda kullanılan jelatinler sığır jelatini yani hayvanların kemik, cilt ve bağ dokularından elde ediliyor. Bu da jelibonlara olan bakış açısını büyük ölçüde değiştiriyor. 4. Patates cipsi. Hepinizin de hemfikir olacağı gibi patates cipsleri sağlıklı değil. Ama yine de cipsler dünyanın en lezzetli atıştırmalıkları olabilir ve muhtemelen birçoğumuz cips yemekten kendimizi alamıyoruz. Ancak içerisinde yüksek miktarda doymuş yağ ve kimyasal içeren patates cipslerini satın almadan önce bir kez daha düşünmelisiniz. Mantar önleyici ürünlerde ve yüz temizleyicilerinde sık sık rastlanılan sodyum bisülfüt aynı zamanda patates cipslerinde de bulunmakta. Cipslerin hemen bozulmasını ve renk kaybını önlemek için kullanılan bu kimyasalın çok tüketilmediği takdirde sağlığa zararlı olmadığı belirtilmiş. Ama yine de patates cipsine dair son kararı size bırakıyoruz. 5. Red Bull. Avusturya ve İsviçre akverinden gelen dağ suyundan yapılan enerji içeceklerinin içerisindeki şeker, şeker pancarından üretilmekte. Bunların dışında da içerisindeki kimyasal maddeler de belli bir seviyede tutularak ekleniyor. Buraya kadar her şey normal. Gelelim asıl can alıcı noktaya. Enerji içeceklerinin içerisinde boğa idrarı ve sperminden elde edilen bir maddede bulunmakta. Bu konu hakkında yapılan araştırmalar da dünya genelinde çok sayıda enerji içeceği firmasının boğa spermini kullandığını ortaya çıkarmış. Bunların içerisinde ülkemizde çok fazla tüketilen Red Bull da dahil. Peki bu gerçeği öğrendikten sonra Red Bull içmeye devam edecek misiniz? Cevaplarınızı ve videomuzdaki diğer yiyeceklere dair görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.